Haliyeliğimizdeki çalışmaları sizlere aktardığımız HBTV'nin 23. bölümü ile karşınızdayız. İlçemizin refahı için devam eden ve kazandırdığımız çalışmaları gelin birlikte izleyelim. Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat, ilçede artan yatırımların ardından müdürlükler bünyesindeki atölyeleri inceledi. Haliyeliğe Belediyesi'nin atölyeleriyle güçlendiğini ifade eden Başkanımız Can Polat, belediyemizi üreten, vatandaşlarımızın hizmetine sunan bir belediye haline getirdik dedi. Biz üretiyoruz, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Artık yenisini dışarı almaya gerek yok. Haliyeliğe Belediyesi fen işlerinde, park bahçesinde ve diğer müdürlüklerinde üreten bir belediye haline gelmiştir. Kendi kendine yeten bir belediye haline gelmiştir. Başkanımız Mehmet Can Polat'ın vizyon projelerinden biri olan Göbekli Tepe Gastronomi Merkezi ve Restoranı hizmete açıldı. Birbirinden lezzetli mahalli yemekler vatandaşlardan tam not alırken ziyaretçiler gastronomi merkezini Şanlıurfa'mıza kazandırdığı için Başkanımız Can Polat'a teşekkür etti. Ben az önce ciğer yedim. Gerçekten çok lezzetliydi. Güzel bir ortam, elit bir ortam. Çok beğendik. Hakikaten ilk defa tattığımız lezzetler vardı. Yemekler zaten mükemmel. Mekan çok güzel, çok nezih. Ortam güzel gerçekten. Yemekler harika, lezzetli. Başkanımız Mehmet Can Polat, Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Dağ Eteği Bölgesi Yeşilurfa Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Bölgede çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek asfalt müjdesi verdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yaz konserleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Sıra Gecesi ekibinin seslendirdiği türkülerle eğlenen mahalle sakinleri konserlere yoğun ilgi gösteriyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz altyapı çalışmalarıyla yolların kalitesini arttırırken üst yapıya yönelik yürüttüğü hizmetlerle yolları daha konforlu hale getiriyor. Haliyeliğimizin refahı, siz değerli vatandaşlarımız için tüm birimlerimizle sahada olduğumuz bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.